Kıymamızı buraya ekliyorum. Soğanımızı soyalım. Soğanımızı rendeliyoruz içerisine. Sarımsağımızı ezelim. Sarımsağımızı da içerisine ekledik. Biraz kırmızı toz biber. Tuz ve karabiber. Şimdi salçamı da ekliyorum içerisine. Ve hepsini güzelce yoğuruyorum. Yavaş yavaş toplanmaya başladığında da kıymanızı bu şekilde yoğurmuş olduğunuz kasenin içerisine vurabilirsiniz. Çok daha kolay toplanacaktır. Şimdi kıymamı dinlenmek üzere biraz kenara alıyorum. İç malzemelerini hazırlayacağım. Patateslerimizi yanımıza alıyoruz. Soyacak yardımıyla patateslerimizi bu şekilde soyalım. Şimdi sudan geçirelim. Şimdi fırında pişirme yapacağım kabımı da yanıma alıyorum. Bunun içerisine tereyağını bu şekilde gezdiriyorum. Altına ve kenarlarına ve birkaç parça tereyağını da kenarlarına koyarak bırakıyorum. Şimdi patateslerimizi ince ince doğruyorum. Evet, bunları da şimdi bu kabın içerisine güzelce yerleştiriyorum. Şimdi bunun üzerine biraz tuz koyacağım. Tekrar aralara birkaç parça tereyağı bırakıyorum. Domates ve biberlerimizi de doğrayalım. Sap kısmını alıyorum domatesin. Kabuklu olarak bu şekilde ortadan ikiye kesiyorum ve daha sonra da ince ince dilimler halinde doğruyorum. Biberlerimizi de çok küçük olmayacak şekilde parçalara ayırıyorum. Birkaç tane biber patateslerin üzerine ve domateslerin de yine kenar kısımlarını bu şekilde patatesin üzerine basıyorum. Evet, şimdi sıra geldi kıymamıza. Kıymamızı da patateslerin üzerine bu şekilde bastırıyorum. Evet. Domateslerimizi üzerine dizmeye. Domateslerimizi kenarlarına, biberleri de bu şekilde üzerlerine bastırarak dizebilirsiniz. Bir iki parça tereyağı bırakıyorum yine üzerine. Ve tekrardan biraz tuz gezdirdikten sonra yemeğim artık fırına gidiyor. 220 dereceye fırına sürdüm yemeğimi. Ortalama 60 dakika pişirdikten sonra çıkartarak servise sunacağım. Et basmamız fırında harika bir şekilde pişti ve yemeğim servise hazır.